Hazır mıyız arkadaşlar? Değerli basın mensupları, doğrusunu isterseniz söze nereden başlayacağımı da bilemiyorum. Öyle bir karamsar atmosferi yarattılar ki çıkış arıyoruz. Demokrasi içinde çıkış arıyoruz milleti rahatlatacak bir çıkış arıyoruz. Sevgiyi, kucaklaşmayı unuttu bu toplum. Sevgiyi ve kucaklaşmayı egemen kılmak istiyoruz. Karamsar tabloyu dağıtmak istiyoruz. Değerli arkadaşlarım, gerçekten de bu mutfaklarda yangın var. Söz olarak söylenmiyor bu. İktidar sahipleri gitsinler herhangi bir eve. Asgari ücretlinin evine gitsinler, görsünler mutfaktaki yangını. Bir sorsunlar ay başını nasıl getiriyorsun diye. Bir sorsunlar işsiz çocuğum var, işsiz evladım var. Acaba babayla evlat birbirinin yüzüne bakabiliyor mu, bakamıyor mu? Bir sorsunlar bunu. Bunu dahi soramıyorlar. Değerli arkadaşlarım, öyle bir noktaya taşıdılar ki bir taraftan mutfaklarda yangın var, öbür taraftan piyasalarda büyük bir güvensizlik var. Güvensizliğin kaynağı ne? şahsı hükümeti sarayda oturan zat her konuşmasıyla ekonomiyi Allah bullak ediyor. Böyle bir tabloyu Türkiye hiç yaşamadı. Eskiden devleti yönetenler kürsüye geldiği zaman çözüm üretirlerdi ve çözümü anlatırlardı. Şimdi çözüm bırakılmış nasıl kavga edeceğiz onun arayışı içindeler. Böyle bir arayışa giren bir Şahsım hükümetinin Türkiye Cumhuriyeti devletini akılla ve mantıkla yönetmesi mümkün değildir. Devlette liyakati yok ettiler. Değerli basın mensupları, devlet aklı denen bir kavram vardı. Devlet aklını liyakatli memurlar oluştururdu. Siyaset kurumuna yol yöntem öğretirlerdi, bakarlardı. Öneri geldiği zaman öneriyi ölçerlerdi, biçerlerdi, tartarlardı. Geliri nedir, gideri nedir? Siyasi otoritenin önüne koyarlardı. Liyakati yok ettiler. Devleti çürütüler ve devlet aklı denen bir kavram tümüyle bitti. Şahsım hükümetinin tek aklı var. Başka kimsenin aklı yok bu ülkede. 2018 Ağustos'undan beri uyarıyorum. Ülkesini seven, ülkesine 27 buçuk yıl hizmet eden bir kişi olarak daha kriz kapıdayken sorumluluk hissederek 2018'in Ağustos'undan beri uyarıyorum. Neler yapması gerektiğini de söylüyorum. Madde madde açıklıyorum. En cahil insanın dahi anlayabileceği bir dili kullanmaya da özen gösterdim. Ama uyulmadı. Sonra kriz çıktı. 2020'de kriz buhrana dönüşmek üzere. Yine açıkladım. Yapmayın dedim. Yanlış yapıyorsunuz dedim. Yine madde madde herkesin anlayacağı bir dille yine açıkladım. Yanlış yapıyorsunuz dedim. Buhran olursa fatura sana değil, fatura millete çıkacak dedim. Onu da anlattım tek tek ama yine dinlemedi. Ve değerli arkadaşlar, geldiğimiz nokta kritik nokta. Fakir fukaranın çocukları açlığa mahkum edilecek. Açlık fakirin fukaranın kapısındadır. İnsanlar çocuklarını doyuramayacaklar mamalara kelepçe vuruluyorsa sadece bir kilo alabilirsiniz, sadece bir paket alabilirsiniz Ya sınırlama getiriliyorsa o paket bittiği zaman ne olacak? Ben size Orta Çağ'ın Türkiye'sinden söz etmiyorum. 21. yüzyılın Türkiye'sinden söz ediyorum. Ve kesintisiz Türkiye'yi 20 yıl aralıksız yöneten bir iktidardan söz ediyorum. Yönetme gücünü, erkini kaybetmiş bir kişiden söz ediyorum. Devleti bir kişi teslim almış durumda. Bu tablo kaldırılacak bir tablo değildir. Hiç sağa sola bakmaya gerek yok. Sorumlu bellidir. Açıktır sorumlu. Her şeyin sorumlusu benim diyen kişidir. Erdoğan'dır. Sarayda oturan zattır zaten. Bakın değerli arkadaşlarım. Bizi dinleyen vatandaşlar bir kez daha belki hafızalarını yoklarlar. Ben defalarca uyardım. Ya arkadaş dedim. Kendi ülkende, kendi vatandaşından dolarla borçlanma dedim. Hayır ben borçlanacağım dedi. E hani sen yerliydin? Hani sen milliydin? Hani bu ülkenin milli parası Türk lirasıydı? Yine dedim. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını 83 milyonu Londra'daki bir avuç tefeciye teslim etme dedim. Yazıktır, günahtır dedim. Ya hepimiz çalışıyoruz. Alın teri karşılığında ödediğimiz para, vergiyi sen Londra'daki tefecilere ödüyorsun dedim. Dinlemedin. Onlara çalıştı bize değil. Erdoğan şahsı hükümeti Londra'daki bir avuç tefecinin Türkiye'deki temsilcisidir. Onlara çalışıyordur onlara hizmet ediyor zaten. Hala bu hizmetini sürdürüyor ve sürdürmeye de devam ediyor. Yine ben devlet aşkının gereği olarak devletini seven, milletini seven bir kişi olarak ya bu kadar sorun var arkadaş. Yangın var. Piyasalarda var yangın. Ekonomide var yangın. Mutfaklarda var yangın. Defalarca söyledim. Ya bir anayasal kurum var kardeşim. Ekonomik ve Sosyal Konsey. Topla bunları, çağır. Bir dinle bakalım. Bunlar ne düşünüyorlar? Bu yangını nasıl söndürebiliriz? Türkiye'yi nasıl huzura kavuşturabiliriz? Bir çağır, bir konuş dedim. Çağırıp konuşmadı. Çünkü her şeyi ben biliyorum diyor. Bir kibrin devlete maliyetidir bugün yaşadığımız tablo. Kibrin devlete maliyetidir, topluma maliyetidir. Kibirli insanın bir ülkeye hizmet etme şansı yoktur. Kibirli insanlar kendilerine, ailelerine ve onların kurdukları vakıflara hizmet ederler. Bir de kendisinden daha güçlü hissettikleri çevrelere hizmet ederler. Değerli arkadaşım, arkadaşlarım. İsraf haramdır dedim. Yolsuzlukları engelle dedim. Ya israf diz boyu devam etti. Diz boyu devam etti. Yolsuzluk yapanları, israfın her türlüsünü yapanları bırakın engellemeyi bunları devletin en önemli kurumlarının başına getirdiler. Böyle bir tabloyu vicdanı olan herhangi bir vatandaş, kabul edebilir mi? Böyle bir tablo Türkiye'de yaşandı mı? Değerli arkadaşlarım, bir daha ifade edeyim. Bütün bu tabloların tek sorumlusu vardır. Kifayetsiz, kibirli Erdoğan'dır. Kibrini yenememiştir, kibrine teslim olmuştur. Kibir şeytana özgü bir kavramdır. Onun da altını özenle çizmek isterim. Toplumun başına bu belaları getiren kişi budur ve bunu da bütün milletin bilmesini isterim. Şimdi açtığı belalardan nasıl kurtulabilirim? Nasıl bir gerekçe yaratabilirim? Bunu arayışı içinde. Neymiş efendim? Dış mihraklarmış. Neymiş efendim? Ekonomik modellermiş. Ne dış mihrak kardeşim? Dışarıdan kimliği belirsiz 13 milyar dolar para geldi. Kimin parasıydı bu para? Uyuşturucu baronlarının parası mı? Sen dış mihraklardan kimi kastediyorsun? 13 milyar dolar para geldi, kimin parası bu para? Dış mihraklar hangileri? Çık söyle bakayım millete. Milleti kandırıyor. Kandıracağını sanıyor. Ben dış mihraklar dersem arkamdan gelenler olur diyor. Millet artık bu numaraları yemiyor arkadaşlar. Yemiyor artık. Çünkü ne söylerse söylesin vatandaş akşam eve gidiyor. Mutfağa bakıyor. Cebindeki paraya bakıyor. Arabasını aldığı mazota bakıyor. Benzine bakıyor. Elektrik faturasına bakıyor. Hangi dış mihraklar? E sen orada neysin peki senin pozisyonun ne? dış mihraklar sana bunları yaptırdıysa o zaman senin burada zaten hiç kalmaman lazım. Her gelenin aldattığı bir adam Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yönetebilir mi? Dış mihraklar demek beni kandırdılar demektir. Sen çocuk musun ya? Çocuk musun sen? Her gelen kandıracak. Değerli arkadaşlarım. Bütün vatandaşlarıma seslenmek isterim. Sevgili halkıma seslenmek isterim. Erdoğan ve şu tek bir hedefi vardır. Türkiye'yi fakirleştirmek. İnsanımızı fakirleştirmek. Lira ne kadar erirse, ne kadar pul haline gelirse Erdoğan o kadar memnun oluyor. Çünkü dolarcılara, dolar baronlarına hizmet ediyor bu kişi. Cebinde doları olan, bankada doları olan köşeyi dönüyor. Bir günde yüzde yirmi, yirmi beş kar. Terini dahi silmeden, elini dahi yıkamadan bir günde yüzde yirmi yirmi beş kar elde ediyor, elde ettiriyor. Kime hizmet ettiği belli mi? Belli kime hizmet ettiği. Dolar baronlarına hizmet edenler Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına hizmet edemezler. Türk lirasının değerini koruyamayan kişiye millicidir, milliyetçidir denemez zaten. Bunlar gayrimillidir. Açık ve ne söylüyorum? Gayrimillidir bunlar. Destekleyenler de gayrimillidir. Kanunun adı Türk parasını kıymetini koruma kanunu. Onu bıraktık, Türk parası kıymetini değersizleştirme kanunu haline getirdiler. Öyle anlıyorlar bunlar. Türkiye'yi ne yapacaklarını çok fakir yapacaklarmış. İnsanlar yerde sürünecekmiş. Yoksulluk içinde olacak. Bütün değerler düşecek. Dışarıdan bize bol para gelecekmiş. Gelip satın alacaklar. Beyefendi sen kendine Londra'da mı yer yaptın? New York'ta mı yer yaptın? Biz bu ülkede oturacağız. Senin nerelerde neler yaptığını ben gayet iyi biliyorum. Dünyalıklarını nerede yaptığını çok iyi biliyorum. Dolarlarını da çok iyi biliyorum. Manadasını da çok iyi biliyorum. Ama bu milletin fakir fukarasının hakkını korumak benim görevimdir ve arkadaşlarımın görevidir. Sen Türkiye'yi birilerine peşkeş çekiyorsun, biz buna isyan ediyoruz. Değerli arkadaşlarım, yaptığı tam bir deliliktir, tam bir saçmalıktır. Tam bir zırvalıktır. Koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bütün birikimlerini, tarihsel süreç içinde oluşturduğu bütün birikimlerini değersizleştireceksin. Yabancılar gelecek, kendisini ziyaret edecek, nasıl satarız bunları diye. Satmaktan bıkmadın mı sen? Ya bir de Allah rızası için üzerine bir şey ilave et kardeşim ya. Her şeyi sattın. Ya bu ülkenin bir onuru var kardeşim ya. Parası var ya. Onu bile sattın sen. Onu bile peşkeş çektin. Değerli arkadaşlarım. Türkiye'yi bu zor tablodan çekip çıkaracağız. Kimsenin endişesi olmasın. Bu tablodan, bu yangın alanından Türkiye'yi, vatandaşı çekip çıkarmak bizim boynumuzun borcudur. Hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın. Türkiye düzelir mi diye? Evet Türkiye düzelir. Potansiyeli vardır. Şunu da bütün vatandaşlarıma söylemek istiyorum. Herkese. Oy versin vermesin herkese söylemek istiyorum. Türkiye'yi krizden çıkaracak en yetkin kadrolar Cumhuriyet Halk Partisi'nin çatısı altındadır. Dürüst kadrolar, namuslu kadrolar. Çalışkan kadrolar millet için hayatını feda edecek. Emeğini, alın terini feda edecek kadrolar Cumhuriyet Halk Partisi'nin çatısı altındadır. Biz milliyetçiyiz. Biz milli, kuvay milliyetçiyiz. Dolayısıyla bu yangından Türkiye'yi çıkarmak bizim temel görevimizdir. Namus görevimizdir. Herkesin bunu böyle bilmesini isterim. Buradan nasıl çıkarız? Çıkmanın bütün bu olayları yaratan temel unsur yanlış siyasettir. Demek ki sorunu aşmanın yolu da siyasettir. Nasıl aş aşacağız bunu? Demokratik yollarla, milletin iradesine başvurarak. Şimdi Erdoğan şahsım hükümetine ve onun şu sesleniyorum. Millete niye korkuyorsun kardeşim? Niye korkuyorsun? Demokrasiden niye korkuyorsun? Sandıktan niye korkuyorsun? Yönetemiyorsun. Yönetme gücünü kaybettin. Ne yaptığını bilmiyorsun. Sabah verdiğin kararı öğleden sonra değiştiriyorsun. Danışacağın kimse kalmadı etrafında. Sandığı getir kardeşim. Sandığı getir. Demokrasilerde milletten kaçılmaz. Yangın varsa sandığı getireceksin. Getireceksin. Niye milletten korkuyorsun? Sana oy veriyorlarsa çıkıp dersin ki Bak gördün mü Kılıçdaroğlu? Sandık dedin getirdim. Millet bana oy verdi. Ben de o zaman saygı duyacağım. Ama şimdi korkuyorsun. Kaçıyorsun. Niye korkuyorsun ve niye kaçıyorsun? Milletin iradesinden kaçılır mı? Getireceksin sandığı. Açıkça ifade ediyorum. Seni ve şu rekanı seçime zorlamak için, seçim yaptırmak için Elimden ne geliyorsa, tüy bitmemiş yetim için, işsizler için, evladı var iş bulamadığı için, babasının yüzüne bakamadı işsizler için, ne gerekiyorsa hepsi için yapacağım. Bu coğrafyada hiçbir çocuğun yatağa aç girmesini istemiyoruz. Hiçbir çocuğun, hiçbir evde açlık olmasını istiyoruz. Her evde huzur olsun istiyoruz. Her evde barış olsun istiyoruz. Sen yapamadın, yapamazsın. Gücün yetmez, ahlakın yetmez, bilgin yetmez, birikimin de yetmez. Kibrin zaten bütün bunları yok etmiş vaziyette. Ama biz bilgimizle, birikimimizle, ahlakımızla, da, erdemimizle, danışmayla, istişareyle bu sorunların tamamını çözeriz. Bu konuda kararlıyız. Sandığı getireceksin kardeşim. Sağa sola kaçmanın gereği yok. Yönetemiyorsun. Erdeminle getir. Erdeminle getir. Bilginle getir. Getir sandığı kardeşim ya. Milletin iradesine başvuralım. Değerli arkadaşlarım. Erken seçim talebi sadece benim ve bizim partimizin talebi değil. Buradan çıktı artık. Erken seçim talebi milletin talebidir. Milletin talebidir. Gidin manava sorun. Gönder kılık kıyafetini değiştiren AK Partililer vardı. Milletvekilleri vardı. Hani diyor ya efendim bir kilo et yemeyin 100 gram et yiyin. Ne olacak? Efendim biz yemek yemeyiz de soğan yeriz. Sen düne kadar soğan mı yiyordun ya? Düne kadar soğan mı yiyordun? Kilolarca et tükettiğinizi de biliyoruz. İsrafı da biliyoruz. Sizin neler yaptığınızı da çok iyi biliyoruz. Değerli arkadaşlarım. Milletimizle beraber omuz omuza. Bu işin üstesinden geleceğiz. Milletimize gideceğiz. 4 Aralık Cumartesi günü. Mersin'deyiz. 4 Aralık Cumartesi günü. Mersinlerle, Mersinli'nin çiftçisiyle, işçisiyle, memuruyla, emeklisiyle, herkesle buluşacağız. Sanayicisiyle, tüccarıyla, herkesle buluşacağız. İhracatçısıyla, kamyon şoförüyle buluşacağız. Talebi göreceksin. Millet seçim istiyor. Kaçma kardeşim ya. Demokrasilerde kaçmak olmaz. Kaçan insan zayıf iradeli insandır. Kaçan insan kibre teslim olmuş insandır. Kaçan insan demokrasiyi içine sindirememiş insandır. Kaçan insan korkak insandır. Niye korkuyorsun kardeşim ya? Çıkacaksın milletin önüne. Hepinize teşekkür ederim değerli basın mensupları.